Tabii yani ben düşünüyorum kendimi. Tonca laf edeceksiniz. En son bu hani bu Gazze'ye asker gönderme işi, onun öncesinde Meral Hanım'a söyledikleri, Meral Hanım'ın onun hakkında veya liderlerin birbirine söyledikleri. Bunlar nasıl birbirinin yüzüne bakabiliyor ya? O tonca sözden sonra ben bakamam ya, ben utanırım. Yani yanına bile yaklaşamam. Neden? Ulan ben de söylemişim laf, o da bana laf söylemiş. Hangi yüzle birbirimize bakacağız ki? Ama siyaset böyle bir şey. Yani bizi köpürtüyor sadece dışarıdan bakanları. Şimdi BİP polemiğini biliyorsunuz. BİP'li haber vardı geçtiğimiz günlerde. Beyaz saçlı olan kişi MHP'li. Celal Adan. Celal Adan, Sırrı Sakık'a, o da HDP milletvekili, P ile başlayan hakareti etti. Yapılmayacak bir şey. Yani çok kötü bir şey. Rezil bir durum ya. Ve bugün bunun tartışması vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Özel gündemde yer alan alacak işler kısmına geçiyoruz. Biz bunu sineye çekmeyeceğiz. Bunu kabul etmeyeceğiz. İstifa çağrısı, protesto, usul tartışması. Meclis Genel Kurulu yeni haftaya gergin başladı. Değerli milletvekilleri, lütfen çalışmalarımızın sağlıklı bir biçimde yürümesine izin verin. Tutanaklara baktık. Tutanaklarda herhangi bir bu noktada bir ifade yer almıyor. Celal Adan, MHP Meclis Başkan Vekili. HDP'li Sırrı Sakık'ın konuşmasında Adan mikrofonu kapalı sanmış, ettiği küfür videolara yansımıştı. HDP bir kez daha istifaya çağırdı Adan'ı. Bunu kabul etmeyiz. İstifa etmesi gerekiyor. İstifa etmiyorsa o koltukta oturmaması gerekiyor. Yani velev ki bize söylemedi. Böyle bir söz sarf etmesi olabilir mi? İç tüzük bile böyle bir acayipliği öngörmediği için bu konuda bir madde yazmamış. Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, HDP'nin isteği üzerine usul tartışması açtı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bunu doğru bulmuyoruz. Parlamentoya hakaretin kabullenmeyeceğini belirtmek istiyoruz. Fevkalade talihsiz bir konudur. Kabul edilebilir bir yanı yoktur. Meclisin çalışma şartlarından kaynaklanan bir yorgunluğun da sonucu olabilir. Müsaade edin. AKP ve MHP hariç meclis ara versin, Celal Adan'la ilgili tutum açıklansın dedi. Bozdağ'dan tutum açıklaması istendi. Meclis Başkan Vekili olarak sizin bir tutum açıklamalarını talep ediyoruz. Bozdağ Genel Kurul'un çalışmasına devam etmesini isteyince HDP'liler protesto etti. Dakikalarca sıralara vurdu. Genel Kurul tarafından uygun görülmüştür. HDP grubu daha sonra kürsüden devam etti protestosuna. Bozdağ birleşime ara vermek durumunda kaldı. 15 dakika ara veriyorum. Uygun görülmüştür dedi Bekir Bey'in. Yani küfür uygun görülmüştür. Ayıptır ya. Yani koca koca adamın ağzından böyle lafların çıkması. Bakın daha sonra ben Sırrı Sakık'a bugün bir mesaj attım. Sırrı Bey dedim, sizden özür diledi mi bu beyefendi? Şöyle bir cevap yazdı bana. Şark cephesinde değişiklik yok. Hayır, benden özür dilemedi dedim. Yani böyle... Yani ben böyle terbiyesiz insanları görmek istemiyorum ya. Koca koca insanlar, saçı başı ağarmış, torun torba sahibi insanlar. Ailenize karşı böyle konuşabiliyor musunuz ya? Orası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Konuşamazsınız. Aynı fikirde olmasanız bile konuşamazsınız. Buna hakkınız yok. Ayıp. Yapacak başka bir şey yok. Sadece işte böyle geçiştiriyorlar. Ve biz de köpürüyoruz. Şimdi